Herkese yeniden merhabalar. Bu videoda Tyson Fury Derek Chisora karşılaşmasını yorumlayacağım. Aslında bu maçla alakalı çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Ama yine de biz yorumumuzu yapalım. Fury tabi Chisora ile 3. defa karşılaşacak. Ve bu karşılaşmanın alt kartında da Dubois Lerena karşılaşması olacak. Zaten bunun yorumunu yapmıştık. Şimdi dilerseniz boksörlere bakalım. Ee, önce bu defa yorumlarına bakalım. Yani tahminlere bakalım bu karşılaşmayla alakalı. Evet gördüğünüz gibi %97 Fury ve %3 DeChisona sonra e, karşılaşmayı alır demişler. 336 kişi tahmin yapmış. Tyson Fury e, alır diyenlerin %87'si knockout alır demiş ki yorumuma birazdan geleceğim. %9'u da sayıyla alır bu karşılaşmayı demiş. Yine Chisora %3 kazanır diyenlerin %89'u knockout'la alır demiş. Bu da çok önemli. Yani burada büyük bir çoğunluk karşılaşmanın knockout ile biteceğini tahmin etmiş dünya çapında. Şimdi direkt Chisora ile başlayalım. Chisora tabi en son Kubrat Pulev'i yenmişti. Split decision'la. Pulev ile ikinci defa maç yapmıştı. Ve ondan önce de iki defa Joseph Parker'a yenilmişti. Artık yavaş yavaş kariyerinin sonuna geliyor ki bana göre de geldi yani kolay nakavt olan bir isim değil derece sonra ama bence bu defa e, Tyson Fury gibi bir isim karşısında bu e, dayanıklılığını maalesef sergilemeyecektir e, hemen Tyson Fury'e gelelim Tyson Fury'yi zaten biliyorsunuz da WBC Dünya Arslet şampiyonu tabi bana göre onun şampiyonluğu geçersiz ama e, neyse şimdi e, baktığımız zaman 34 yaşında Tyson Fury. Derek Chisora da 38 yaşında. E, bu karşılaşmada Fury gayet rahat bir şekilde. Hani zaten bu maç Fury'nin aktif kalması ile alakalı bir maç ve Chisora'yı da bilerek seçti rakip olaraktan. E, Chisora ile üçüncü defa karşılaşıyor. Daha önceden e, bakalım ne zaman karşılaştığına. Evet 2011 yılında karşılaşmış. Yunanlı Mısır'ın kazanmış karşılaşmayı. Bir de sanırım 2014 yılındaydı. Evet 2014 yılında da 10. roundda köşe, köşesinden dolayı hani direkt sonra karşılaşmaya devam etmemişti. Ve yani bu şekilde Tyson Fury yine kazanmıştı. Şimdi 3. defa karşı karşıya geliyorlar. Ve bana soracak olursanız bu karşılaşma çok daha hızlı bir şekilde bitecektir diye düşünüyorum. Yani karşılaşma ben e, 6. rounddan sonrasını göreceğini düşünmüyorum. Tyson Fury zaten ilk 3 roundda Derek Chisora inanılmaz derecede yoracaktır. Ve 5. 6. roundda da knockout gelecektir diye düşünüyorum. E, bu karşılaşmayı e, yine tabii e, büyük bir kesim tarafından hani eleştirildi. E, Tyson Fury'nin bu rakibi seçmesi. Çünkü tabii ki neredeyse yani %100 kazanacağı bir rakip. Zaten tahminlerde de gördünüz. Hemen hemen herkes Fury'nin bu karşılaşmayı ne kadar kazanacağını söylemiş. Ki ben de öyle düşünüyorum. Tabii bu karşılaşmada ring kenarında Oleksandr Uysik de olacak. Bu da önemli bir detay. Yarın bu karşılaşmayı gece yarısı seyrediyor olacağız. Yani tabii ki e, karşılaşma e, 12 çeyrekten önce başlamayacak. Onu da söyleyeyim. Tahmin edilen e, saat işte 12.30-12.35 gibi e, başlaması bekleniyor bu karşılaşmanın. Yani e, yarın gece bu karşılaşmayı takip edeceğiz. Tabii ben bu karşılaşmayı canlı izlemeyebilirim. Umarım izlerim. Çünkü işim var. Ee, ben bu karşılaşmada en çok şeyi e, bu Dubois-Lerena karşılaşmasının güzel geçeceğini düşünüyorum. Diğer taraftan Fury yine e, knockout'la alacaktır ve sanki çok e, önemli bir ismi yenmiş gibi bunu yine dünyaya lanse edecek diye düşünüyorum. Bakalım e, Uysuk'la aralarında nasıl bir konuşmalar geçecek bunları da maçın sonunda e, umarım görürüz. E, söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin.